Kişiliği, simge ismi, cesur kalem Uğur Mumcu'nun katledilişinin 29. yıl dönümünde Akhisar Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşide bir aradayız. Bugün aramızda çok değerli konuklar var. Tiyatro ve sinema oyuncuları Levent Üzümcü ve Orhan Aydın aramızda. Kendilerini ve Akhisar'ımıza hoş geldin diyoruz ve sahneye davet ediyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Özlediğimiz böyle güzel etkinlikleri hayata geçirdiği için Sayın Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezimizdeki fotoğraf sergimiz bu hafta boyunca açık olacak. Ziyaret edebilirsiniz. Bu bilgilendirmeyi de sizlerle paylaşmak istedik. Şimdi sözü değerli konuklarımıza bırakıyoruz. Merhaba, merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar. Ne güzel aydınlık yüzleri bir arada görmek. Bugün aramızda herhalde bu salonda bulunan insanlar içerisinde Uğur Mumcu'yla dostluğu ve arkadaşlığı olan, şahsen tanışı olan tek insan şu an aramızda sevgili Orhan Aydın. Evet, sevgili Levent'ciğim. Orhan abi, bugün burada bir yastan daha çok bir canın, bu ülkede yaşayan bir canın, bu ülkenin sevdasıyla yanmış bir canın neden bu ülkede yok edildiğini konuşacağız sizinle. Çünkü sizin taze anılarınız ve geçmişe olan şahitliğiniz bence bizim elimizdeki en büyük silah. Bir sonraki nesle bunu aktarabilmek de bizim için en büyük görev. Aa, evet. Nedenleriyle, niçinleriyle bunu aktarabilmek. Bir kere Orhan abi şunu öğrenmeyi çok istiyorum sizden. Siz Uğur Mumcu'yu şahsen tanıyan birisiniz. Bize onun insaniyetinden biraz bahseder misiniz? Aa, çok teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim. Önce bir şey söylemek isterim. Akhisar Belediyesi Başkanı'na, bu işi organize eden dostlarımıza, sizlerle bizi bir araya getirdiği için çok teşekkür ederim. Ayrıca katledicinin 29. yılında Uğur Mumcu'nun yalnız bize değil, bütün dünyadaki eşitlik, özgürlük, bağımsızlık, demokrasi, insan hakları mücadelesi veren bütün insanlığa bıraktığı her şeyi alkışlayarak selamlamak istiyorum. Bugün biliyorum ki yalnız burada değil, Anadolu'nun birçok noktasında, bu konudaki duyarlı birçok belediyede, birçok sivil toplum örgütünde Uğur Mumcu anmaları yapılıyor. Sabahleyin Ankara'da büyük bir anma yapıldı. Hem katledildiği yerde hem mezar başında anmalar yapıldı. Basında geniş yer buldu. Ama bildiğimiz basında tabii yani maalesef. Bu siyasi erkin yandaşlığının havuzundan beslenenlerde tek kelime yok maalesef. Yayın gruplarında da yok, televizyonlarda da yok. Ama varsın olsun hepimiz biliyoruz ki onlarla da bu coğrafya bir biçimde hesaplaşacak. Hem de Uğur Mumcu'nun bıraktıkları üzerinden hesaplanacak. Ama Anadolu'nun birçok noktasında bugün Uğur Mumcu anmaları yapıldı. Onlara da çok teşekkür etmek gerekiyor her boyutuyla. 15 Ocak'ta ve 3 Haziran'da nasıl Nazım Hikmet bütün bir coğrafyada ve dünyanın birçok noktasında selamlanıyorsa Uğur Mumcu da o geleneğin bir parçası oldu ve bu 29. yılı anılıyor, selamlanıyor insanlar, insanlıkla. Bunun önemli bir şey olduğunu ve ardımızdan gelecek olan kuşakların bu anmalar sayesinde de Uğur Mumcu'yu tekrar kim olduğuna bakarak, ne yaptığına bakarak, ne yazdığını okuyarak, ne söylediklerine bakarak da izlemiş olacaklar. Gelelim sevgili Levent arkadaşımın sorduklarına. Uğur abi derdim ben ona. Uğur abi içimizden biriydi. Yani tanıştıklığım onun tiyatro seyircisi olmasıyla başlayan bir süreçti. Benim Ankara yıllarımdır. Birçok insan
Hatta onun gazete yazarlığının en parlak, en aydınlık günlerine denk gelen Ecevit hükümetleri dönemidir. O dönemde Bülent Bey'i, Rahşan Hanım'ı da tanıyorduk biz, Ankara'da yaşayan bütün tiyatro yaratıcıları, özellikle özel tiyatrolarda oynayanlar. Üç alan, Ankara Çağdaş Sahne, Ankara Halk Tiyatrosu ve elbette ki Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oynayan oyuncuların tamamı Uğur abinin dostuyduk hepimiz. Meyhane arkadaşıydık, eylem arkadaşıydık. Kütüphanelerde buluşurduk, sık sık Cumhuriyet Gazetesi'nin ziyaretine giderdik. Ülkeler Birliği'nde buluşurduk çok sıkça. Ve de Sanat Sevenler Derneği diye bir dernek oluştu daha sonra. Başkanlığını Anıl Çeçen'in yaptığı bir dernek. Orada çok uzun süre sohbetlerimiz olurdu. Dönemin bence de iz bırakan çok önemli şairlerini de Uğur abinin yanında tanıdım. Bunlardan biri Ahmet Arif Tüyögür'ü, Hasan Hüseyin Korkmaz Bildi, bir diğeri Enver Gökçe'ydi. Bunlar da Uğur abinin dostlarıydı. Dolayısıyla tiyatro dünyasında dostlarıydı. Müthiş bir böyle şen şakrak fıkralar ve anlatılar üzerine kurulu gecelerdir bu geceler. Ama şiirli ve türkülü gecelerdir aynı zamanda. Öyle bir değil falan. Biz böyle oyunun olmadığı günler, özellikle pazartesi geceleri, ama oyunun olduğu günlerde de oyunun bittiği saat, yolda sende bunu konuşmuştuk. Evet. Öyle 10.30-11 gibi saat denk gelir akşam. 8'de başlar oyunlar, 10.30 gibi biter. 10.30'da tiyatrodan çıkarsınız yani. Ankara'daki özel tiyatrolar bir lokal gibi aynı yerde buluşmak üzere karar kılmış gibi bir araya gelirdik ve işte Uğur abi o masalarda büyük dostluk ve yoldaşlık ettiği o masalarda kendi dünyasındaki insanlarla da bizi tanıştırdı. Bunlardan bir tanesi mesela demin adını andığım Ozanlar olduğu gibi Mustafa Ekmekçi'ydi mesela. Yani Mustafa abinin de müthiş müzik bir yanı vardır. Yani şey, Nazım'ın anlattığı gibi o Mustafa abi. Türk ölüsü, topraktan örülüp kitapsız bilendir. Hoca Nasreddin gibi ağlayan, Bayburtlu zihni gibi gülendir. Ferhat'tır, Kerem'dir ve Keravan'dır. Yol görülür onun garip seyrine. Ben bu şiiri okuduğumda o dedi, Mustafa dedi bana. Bak bu dedi, sen Mustafa'dan söz ediyorsun dedi. Mustafa abi öyle tanımıştık. Yeni Mahalle 1. durakta otururduk. Köylü kasketi, belediye otobüsüyle gazetesine gelir giderdi. Bülent Bey demişken, onunla ilgili bir tane küçük anekdot anlatmak isterim. Sevgili Bülent Ecevit ve eşi Rahşan Hanım, tiyatro oyunlarından davetiye kabul etmezlerdi. Galaya da gelmezlerdi. Ben Ankara'ya 25 yıl geçti. Ankara'lı yıllarımda başbakanlığı döneminde bile gelip tiyatronun önünde öyleydi tiyatrolar. O zamanlar öyleydi. Işıklıydı, kuyruk olurdu kapının önünde. O kuyruğa girip bilet aldığını ve neresi boşsa, geçideki Ankara Sanat'ın geçicisi Tekin abi hiç unutmuyorum. Biz de İzzet abi öbür tarafta. Ona sorar neresi boş diye. Kendisi seçer diyor, kendisi alırdı. Biz fotoğraflamıştık, yayınlamıştık dönemin Cumhuriyet Gazetesi'nde. Uğur abi de bunlardan biriydi. Uğur abi de özel tiyatrolara galasına gelmeyi severdi ama oyun seyredecekse eğer bilet almak gibi bir geleneğin iç sürücüsüydü ve müzik bir adamdı, bilmenizi istiyorum. Her şeyle dalga geçen bir adamdı. Namlunun ucunda olduğu halde. Çünkü hepimiz biliyoruz ki bu ülkede halen de süren ve bütün siyasal varlığını da o sözünü ettiği, o politik temele dayandıran, yani hani rabıta vardı orada, silah kaçakçıları vardı, din cambazları vardı, hatırlayın tarikatlar vardı, onun anlattığında silah kaçakçıları vardı. O dünyanın namlusunun ucunda olmasına rağmen müzik bir adamdı ve fıkra anlatmayı, bir de şiir okumayı severdi. Bize de şiir söyletmeyi, ona şiir söyletmek diyelim, söylemek diyelim, onu severdi. Küçük bir şey anlatıp Levent'e bırakmak isterim sözü. Bu Sakıncalı Piyade kitabı çıktığı zaman ortaya hemen şey konuşulmaya başlandı. Bu muhteşem oyun olur. Acayip bir şey çıkar buradan. Yahu bunu yapmak gerekir falan filan diye konuşulurken birdenbire duyduk ki Rutger Aziz ile Uğur Mumcu
DİSK'in, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun Ören'de bir tatil köyü vardı. Halen duruyor orası. O haliyle duruyor, yetmiyormuş gibi. Orada buluşuyorlar, oturuyorlar bunlar geceli gündüzlü. Şişeler açılıyor, muhabbetler başlıyor. Bir yandan dönemin Zülfü Livaneli türküleri dinleniyor. Bir yandan sakıncalı piyade ikisi tarafından oyun haline getiriliyor. İlk sakıncalı piyade sahneye çıktığı zaman, oynadığı gece oradaydım. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Rana oynuyordu, Rana Cabbar. Aşağı yukarı tamam, arkadaşlarım birçoğu yaşıyor, oradaki arkadaşlarımın çoğu yaşıyor. İlk oyun oydu. Uğur abinin orta şeyde Ankara Sanat Tiyatrosu'nu biliyorlar mı? Arkadaşlarım bilemiyorlar. Bilemiyorum. Tabii Akhisar'dayız. Şimdi maalesef artık orası da yok. Bilen var mı? Bilen var mı? Evet. Harikasınız. Orta locada Uğur abi orta locada oturuyordu ve önündeki arka sırada orası. Arka sırada da biz oturuyorduk. İşte benim yanımda Çetin Öner vardı. Başka şair Ahmet Telli vardı. Çok iyi hatırlıyorum. Başka şair dostlarımız ve Ankaralı yazarlar, çizerler, edebiyatçılar vardı. Uğur abinin hüngür hüngür ağladığını anımsıyorum. Dışarıya çıktık, şarap kadehleri kaldırıldığı zaman Rutkay ile konuşma yapmıştı. Sonra Uğur abi, sakıncalı piyade benim üstüme yapıştı ama bu memlekette çok sakıncalı piyade var. Sanıyorum bundan sonra da daha çok olacak bu sakıncalı piyadeler demişti. Böyle bir bugünleri işaret eden bir durumdu. İnternette görüyorsunuz paylaşımlarını, kitaplarını okuyanlarımız vardır. Artık atasözü haline gelmiş cümleleri var. O paylaşımlar çok yapılıyor. İçinde bugün ölüm yıldönümü olduğu için galiba sosyal medya bunlarla kaynıyor. Her kelimesi doğrudur ve her kelimesine sonuna kadar katıldığımı söylemek istedim. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim. Geçen gün arkadaşımla konuşuyoruz. Tarihler ne kadar çok birikti değil mi dedim. Sanki bunu biliyormuşçasına Fatma Girik de bugün öldü. Türkiye'nin onurlu, Türkiye'nin yüzü aydınlık oyuncusu. O da bugün gözlerini yumdu. Artık anacağımız bu tarihte iki tane güzel isim var şu an karşımızda. Ya. Kadın dinleyicilerimiz pek bunu bilmeyebilirler. Sakıncalı piyade lafı... Bir deyim değildir. Bu bir gerçektir. Yani orduya gittiğiniz zaman, ordunun içerisinde ya siz orduya katılmadan önce ya da siz katıldıktan sonra yaptığınız şeyler dikkatle bakılır ve sizi sakıncalı... Sakıncalı piyade yapanlar. Bu bir tanım. Sakıncalı piyade. Ne demek bu? Devletin resmi ideolojisine ya da devletin kurumlarını eleştirdiğiniz zaman ya da devletin hoşuna gitmeyen bir şey söylediğiniz zaman ve askere de gitmişseniz as teğmenliğiniz düşer, sizi düz er yaparlar. Sakıncalı piyade bu demektir. Ben Eğirdir Dağ Komando Okulu'na gittim. As teğmen olarak. Ve Eğirdir Dağ Komando Okulu'na da gittiğimiz gün okuldaki albaylardan bir tanesi hepimizi topladı yemekhaneye. Burada, orada askerliğini yapmış olan kimse var mı? Tamam efendim, siz biliyorsunuzdur. O yemekhane var ya, as teğmenden eğitim gördüğü. Hepimizi oraya topladılar. Albay konuşuyor. Ne diyor bu şimdi diyor, ne düşünüyorsunuz diyor halkların kardeşliği konusunda falan diyor. Biz bakıyoruz böyle. Ben de çok seviyorum konuşmayı, tahmin edebileceğiniz gibi. Dedim yani şimdi bu adam ne diyor? Çekinmedim. Fakat da anlamadım. Yani söylediği ve sorduğu şeyler hakkında bir derinliği olmadığını fark ettim. Cevabını duymaktansa kimin ne dediğine daha çok merak ediyordu. Hani ne minvalde konuşacağını. Ertesi gün 3 tane arkadaşımız yok oldu. Sakıncalı piyade oldular. Tabii. Anında gözümüzün önünde oldu bu. Yani ve ben gençliğinde, çocukluğunda evine işte o ailelerden vardır burada. Benim yaşadıklarımı yaşayanlar, benim jenerasyonumdan olanlar. Bizim en büyük keyfimiz her gün eve Cumhuriyet Gazetesi girer. Hafta sonları da İzmir, biz İzmir'de olduğumuz için Cuma günleri de gırgır girerdi evimize. İnanılmaz bir kültürdü bu ve ilk okuduğumuz yazar, ben daha çok küçüğüm bunları yaptığımda, Uğur Mumcu. Ve Uğur Mumcu'nun hallaç pamuğu gibi attığı, devletin bir türlü gizlemeye çalıştığı şeyler. İllegal şeyler.
Ve bunlar yazılırken öyle garip yerlerden öyle garip patlamalar oluyordu ki lağım patlıyordu. Susurluk bunlardan bir tanesi. Kesinlikle. Ve Uğur abinin, tanımasak da bizim için Uğur abiydi o, Uğur Mumcu. Bizim için ülkeyle ilgili kaçak bir radyo yayını gibiydi. Yani olara böyle eskiden dolaşırdık radyolarda, bir ses gelirdi kulağımıza. Uğur abi bizim için oydu. Çok cesur bir şekilde Türkiye'nin bu Yeşil Kuşak projesi içerisindeki yerini rabıtayla, Türkiye'deki terör örgütlerine işte PKK'nın nasıl bir durum olduğu, en son çalıştığı hikaye Abdullah Öcalan'dı biliyorsunuz. Onun MİT bağlantısıydı. Gibi şeyler üzerine yazılarıyla hepimizi aydınlattı. Neyin ne olduğunu anlattı bize. Fakat şöyle bir durum var. Beni sosyal medyadan takip edenler vardır içinizde. Daha geçen gün bir şey yazdım ben. Ve buna gerçekten inanıyorum da. Yazarken inanıyorum. Neruda'nın bir sözüne atıfta bulunarak dedim ki, çiçekleri kopartabilirsiniz, biçebilirsiniz ama baharın gelişini engelleyemezsiniz. Biz çok çiçek kaybettik. Ve bu karanlığın içerisinde kaybettiğimiz çiçekler baharımızın gelişini engellemedi ama çok geciktirdi. Şimdi Uğur abi katlettiler ama bakın burada hiçbirimizi buradan ayrı koymadılar. Uğur abi öldüreli 29 yıl olmuş. Ben gencecik bir delikanlıydım. Türkiye'deki ilk eylemi yaptım. Arkadaşlarımla birlikte Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin rektörlüğünün önünde durup ilk eylemi yaptık. Pazardı, pazartesi sabahı. 24 Ocak pazardı. Biz pazartesi sabahı, sabahın 8'inde, 8.30'da rektörlüğün önünde eylem yaptık. Ondan sonra hatırlarsınız, o dönemi yaşayanlar bilirler. Yapılan bütün eylemler son derece içten yapılan eylemlerdi. Biz çok önemli bir değerimizi kaybettik. Ama baharımızın gelmesini engellemeyecek bunu kaybetmemiz. İnanıyoruz, inanmaya devam ediyoruz. Ben 18'imde de buna inanıyordum, 50'imde de buna inanıyorum. Çünkü bazen söylediğimiz şeyleri atlıyoruz. İnsanın söylediği gibi yaşaması lazım. Eğer bir şey söylüyorsak, bir mısrayı okuyorsak onun gibi yaşamamız lazım. Ben arkadaşlarımla birlikte Nazım Hikmet'ten sen yanmazsan, ben yanmazsam nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa dizesini okurken sadece okumadım, hayatıma da adapte ettim. Hiç de hesap etmedim arkamda kaç kişi var, benimle birlikte kaç kişi geliyor diye. Biliyorum bazen çok yıldınız, bazen çok yılgınlığa düştünüz. Ama lütfen Uğur abinin düşlediği dünyanın gerçek olabileceğine, onun istediği, hepimizin dilediği bağımsız Türkiye'nin olabilecek bir şey olduğuna inanalım. Toplumun, kalabalıkların ağırlıklarıyla bizi ikna etmelerine izin vermeyelim. Çünkü bir aklın ağırlığı ve bir bedenin ağırlığından çok daha fazladır. Özgür ağırlığı çok fazla insanlarız biz. Bunu sakın unutmayın. Türkiye'de taş çatlasın, 15 bin, 20 bin, hadi 50 bin, hadi 100 bin tane komünist vardır ama ağırlıkları fazladır. Şunu sakın unutmayın, Türkiye'de milyonlarca Atatürkçü var. Bunu sakın unutmayın, özgür ağırlığımız çok fazla. Bu özgür ağırlığa sahip çıkınız ve lütfen umudumuzu kaybetmeyiniz. Çok teşekkür ediyorum ve şimdi... Orhan abi, siz... Tiyatroda yapılan Sakıncalı Piyade'de vardınız. Evet. İlk rejisin. 2008'de tekrar yaptım ben. Bir de yaptınız ya. Evet. Yani bu sürecin her yerinde siz bulundunuz. Evet. Acaba yapılan ilk Sakıncalı Piyade'nin premierini hatırlıyor musunuz? Uğur abi orada mıydı? İşte demin onun galasını anlattım. Tamam. Galada oradaydı ve fuayede yaptığı konuşmanın bir cümle paylaştım. Şimdi herkes Sakıncalı'dan söz edecek belki ama... Ama benden değil. Çünkü bu ülkede şimdi olduğu gibi gelecekte de çok Sakıncalı Piyade olacak demişti. Metni biliyorsun, Uğur Alıca Kaplan Bey kendisi işte Buz Kurma Sahnesi çok önemli. Ama oyundan arta kalan başka şeyler var. Yani biliyorsun bunlar sıkıntı mahkemeler, askeri yargıçlar, mahkeme, sahneler üzerinde kurulu bir oyundur. O tarafı çok büyük bilmecedir ve olağanüstüdür.
Anayasayı, dönemin anayasasına nasıl ulaşabildiğini de sürekli mahkemelerin belgesiyle ortaya koyar. Hani yani şimdilerde deniyor ya, araştırmalı gazeteci. Gerçi Uğurcu'dur. Bu coğrafyadaki ilk belgeyle konuşan, belgeyle yazan ve bunu yayınlayan, yani bilim sayfadan çıkardık Onur abinin yazıları Cumhuriyet'te, bilim sayfada içeride mutlaka haberi olurdu yazısı için. Ona büyük katkısı vardı bu anlamda. İlhan abinin gazete yönettiği zaman dilimlerinde İlhan Selçuk, o köşe yazısında Rabıta ile ilgili bir şey mi anlatıyor? Silah kaçakçılarıyla ilgili bir şey mi anlatıyor? Dinci biricilikle, lobazlıkla, faşizmle ilgili bir şey mi anlatıyor? Atatürk düşmanlığı ile ilgili bir şey mi anlatıyor? Mutlak içeride haberi olurdu ve o haberin içerisinde belgelerini yayınlardı. Öyle sağa atmak yok diyor ortaya. Araştırmacı gazetecilik gibi öyle olurdu. İşte gazetecilik de öyle olur. Dönemin Cumhuriyet Gazetesi mahallesi şıklıydı. Oyunda bir şey var. Oyunun final sahnesinde müzikler sahnesinde. Sağcı ile sağcı, solcu, çevir gazı yanmasın. Çevir dedi çevir. Çevir gazı yanmasın. Devir bu dedi. Bire bir bugün. Öyle değil mi? Önünüze, arkanıza, sağınıza, solunuza bakın ne kadar liberal, lacivert varsa aynı durumu yapıyor hepsi. Yani AKP'yi bu ülkenin başına bela edenler halen aynı şeyi yapmakta devam ediyorlar maalesef. Bu biraz o oyunun bugüne serpiştirdiği, yolda da seninle ilgili bazı evet. Oyunlarla ilgili konuştuk. Aynı şey işte Gorky Brecht ana oyun üzerinden de bu hayata kalan çok şey var. Ama Sakıncalı Piyade'nin bu oyunun finalindeki bu şarkı, Temiz Selçuk'un bestesi duruyor halen. YouTube'da aradığınız zaman da bulabilirsiniz. Birebir bugüne de ışıktır. Oyun ışık olduğu gibi oyun içindeki şarkılar da ışıktır. Ama ben bir şey anlatmak isterim. Benim için üzünç doludur gerçekten. Uğur abi katledildiği zaman ben İstanbul'daydım. Bir oyun provasındaydım. Muhtemelen Nazım çalışıyordum 29 sene önce. Duyduğum zaman böyle şey gibi olur ya, Nazım'da var, Nazım kalp krizine enfarktüs geçirmek der. Sıkıştı bütün bedenim böyle. Daraldım. Yanımda halen bana yol arkadaşlığı yapan Metin Coşkun var. Başka arkadaşlarım var tiyatroda. Duyduğum zaman böyle kala kaldım falan. Kış ortası nasıl Ankara'ya gidecek, öyle 29 sene evvel öyle çat diye uçak falan filan yok, trenle gitmeyi tercih ettim. Toprak oldu gitti şimdi o tren yolculuğunu benle yapan arkadaşım da, adı Yaman Okay. Gittik, o zaman otobüs durağı, şimdiki Ankara Büyükşehir Otobüs Garajı, Ankara Otobüs Garı daha doğrusu. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bulunduğu yerdeydi. Melih Gökçek orayı yok etti, işte ranta kurban etti, kendine öyle bir şey yaptı. Şimdi gerçi değişti dönem ama Büyükşehir Belediyesi'nin olduğu yer otogardı. Ankara'ya giremedik gibiyiz. Tren geldi, indik, trenler indik. Ankara'ya giremedik. Nerede? Tren garı, sözünü ettiğim otogarın yanında Ankara garı. Ulus'ta. Sıhhiye, Genç Park'ın arkası. Evet. Trenden indik, bir kalabalık ki, sanki insanlık bütün coğrafyada sel olmuş ya da bahar çiçeği olmuş kışın ortasında. Her yer ya, her yer adım başı, kent trafik tıkanmış, kar yağmıyor, yağmur. Müthiş bir yağmur yağıyor ve biz İstanbul'dan geliyoruz. Yaman'la beraber böyle gocuklarımız vardı. Eskiden parka giymek şeydi böyle. Biz oyuncular da parka giyerdik eskiden. Parkaları çekip böyle kaldık. Yaman dedi ki, Orhan bırak cami avlusuna gitmeyi ya. İşte dedi, burada da insanlık dedi. Uğur abi için burada. O insanlıkla beraber Tam Doğan Meydanı üzerinden Maltepe'ye yürüdük. İki tane şey anımsıyorum. Birçok şey anımsıyorum ama iki tanesi bir tanesi sonra çünkü Sakıncalı Piyade yeniden yapıldığı zaman Rutka Yazı tarafından oyunun final sahnesi haline getirildi. İki tane şey hatırlıyorum. Bir tanesi Ruhi Sunum sesiyle
CHP otobüsünden Ankara'nın taşına bak marşının söylenmesi. Öbürü de Zülfü'nün sesiyle Yiğidim Aslan'ın burada yapıyor, yatıyor. Binlerce şemsiye, milyonlarca diyebiliriz buna. Cami avlusundan Cebeci mezarlarına doğru giden cadde halen duruyor. Orası İskiçikler falan filan yaptılar. Sıhhiye'ye iner. Sıhhiye'den ana caddeye kavuşur. Oradan opera balenin benim okul dil tarihinin yanından kavuşur Cebeci'ye gider. O binlerce insan, milyonlarca demek abartımı olabilir ama binlerce insan, başı sonu olmayan, belli olmayan binlerce insan şemsiyelerini açıp simsiyah şemsiyelerle Cebeci mezarlarına kadar yürüdüler. Devlet seyretmek durumunda kaldı. Asker geri çekildi, polis geri çekildi. Anadolu'nun dört bir tarafından, Van'dan, Ağrı'dan, Bitlis'ten, Tunceli'den, Aydın'dan, Muğla'dan, İzmir'den dört bir tarafından sıradan insanlar, sıradan köylüler, işçiler, emekçiler gördüm. Siyasetçileri elbette görüyorsun ama müthişti ve yağmur gibi ağladığını gördüm insanların. Aynı şekilde Ruhi Baba'nın cenazesinde görmüştüm İstanbul'da. Ama bu gördüğüm sahne ikinci kez Sakıncalı Piyade'yi yaptığı zaman Rutke Aziz oyunun final sahnesi olarak şemsiyeler çat diye açıldı ve onun üzerine Ankara'nın taşına bak söylemişti sahnede. Az bulunur Uğur Mumcu gibi insanlar, Uğur Mumcu gibi canlar. Diliyorum ki gelecekte bu gerçek anlamıyla araştırmacı gazeteciliğin ortaya çıkacağı gerçeklerden bu ülke insanlığının, halkının hesap sorması gereken bir süreç yaşansın. Asıl olan budur. Yapılması gereken budur. Bu 20 yıldır bu coğrafyada bize çektirilen acılar, hüzünler, gözyaşları, umutsuzluk, kırılganlıklar, yok edişler, işkenceler, adaletsizlik, ötekileştirme, sanat, doğa, kadın, hayvan, çocuk düşmanlığının hesabı belgeleyerek sorulsun. Belgeleyerek. Çünkü bunları bir fiil sizler gibi bizler de yaşıyoruz. Bu yüzden Uğur Mumcu'ya büyük gereksinme var. O yüzden onun izini sürmeye büyük gereksinme var diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bir yandan da arkeolojik bir kazı gibidir Uğur Mumcu yazılarını okumak. Uğur Mumcu yazılarını okuduğunuz zaman bugünü neden böyle yaşadığımızı çok net anlarsınız. Okuyanlar bilirler, tekrar tazeleyenler bilgilerini bilirler. Okudukça daha iyi anlarlar ve çok şaşırırlar. Ben bundan yaklaşık bir 14-15 yıl önce ya da 10 yıl önce diyeyim, fazla oldu. Şehir tiyatrolarındaki çok itibarlı bir yönetmenden bir oyun teklifi aldım. Oyunumuzun adı Prometheus. Bana dedi ki Prometheus oynar mısın? Dedim zevkle, keyifle, çok teşekkür ederim. O çok büyük bir yönetmen. Ben de çok memnun olurum onunla çalışmaktan. Prometheus oynar mısın? Oynarsın. Tamam. Gitmiş projesini genel sanat yönetmenine sunmuş. Demiş ki ben bu projeyi yapmak istiyorum. Bakmış projeye. Oyunun adı Prometheus. Kim yazmış? Aiskilos. Prometheus'u kim oynuyor? Levent Üzümcü. Kim yönetiyor? Yapmayalım bunu demiş. Yönetmen demiş ki niye? Alınan olur demiş. Prometheus milattan önce yazılmış bir oyun. Bu oyunlar insanları hala alınganlıkla taçlandırabiliyor. Alınganlık. Neden? Neyi gizlemeye çalışıyorsun milattan önce oynanacak bir, milattan önce yazılmış bir oyunu günümüzde oynamakla? Prometheus'un hikayesini bilen var mı aranızda? Anlatmama izin verirseniz eğer, lütfen. Efendim, Prometheus bir titan. Şöyle diyeyim daha anlaşılır olarak, yarı tanrı. Achilleus gibi yani Aşil gibi bir yarı tanrı. Bunların özellikleri şu, bunlar ölmüyor. Yarı tanrı ya. Fakat bir özellikleri var. Yarı insan olmalarından kaynaklı acı çekebiliyorlar. Prometheus neyi çalıyor da veriyor insanlığa? Hiç bildiniz mi? Prometheus ateşi ve sanatı çalarak insanlığa verir.
hep ateşi diye bilinir. Halbuki evet. Ateşi ve sanatı, ateşi ve sanatı çalarak insanlığa verir. Yani tanrıların o büyük gücünü çalıp insanlığa verir. Çünkü yarı insandır ya Titan. Ve ateşle birlikte insanın bir organı güçlenmeye başlar. Bütün insanların. Bir organı gelişmeye başlar. En sert kemikle korunan organ. Neden biliyor musunuz? Çünkü diğer organ bütün gücünü kaybeder. O organın adı da mide. Çünkü insanoğlu yemeğini pişmemiş yiyor. Çiğ yiyordu o zamanlar. Ve siz ateşi verdiğinizde insanoğlu ona inanmış. Bize bunu tanrılardan çalıp yarı insan biri verdi diyor. Prometheus. Peki Prometheus sanatı ve ateşi insanlığa verdikten sonra Zeus, tanrıların tanrısı, onu neyle cezalandırıyor biliyor musunuz? Onu Olimpos dağına zincirliyor ve her sabah gelip bir kartal onun göğsünü yarıp ciğerlerini tiftik tiftik yiyor. Ve o bu acıyı her gün yaşıyor. Neden? Bizim için. Bize ateşi ve sanatı verdiği için bunu yaşıyor. Maalesef Batı ülkeleri bu virajı aştılar. Batı ülkelerinde yaşayan insanlar insanın insanca yaşamasını bir hak olarak görüp insanın insan gibi yaşamasını isteyen insanlar artık kötü davranmıyorlar. Çünkü o Batı medeniyeti kendi orta çağını aştı. Ama biz maalesef ki bir türlü kendi orta çağımızı aşamadık, orada takılıp kaldık. Orhan abi biraz önce 20 yıldan beri devam eden bir süreç dedi ama aslına bakarsanız bütün gerçeğiyle çok uzun süreden beri devam eden bir yok sayma, birbirine karşı kötü davranma, hakir görme süreci devam etmekte ülkemizde. Irksal, dinsel, mezhepsel. Ben 16 ay dedim ya daha komando askerlik yaptım diye. Ben daha komando askerlik yaparken daha düşük kademedeki, rütbedeki askerler operasyona çıkıp döndükten sonra bugün kaç Ermeni öldürdün derlerdi. Öldürdükleri PKK'lılar için. Ya. Öylesine içimize işlemiş bir nefret var ki, bunu belki sizler yaşamadınız, yaşatmadınız, böyle bir nefretin eğitimini vermediniz ama bunun eğitimini almış olan, köküyle toprağıyla hala bu eğitime maruz kalmış milyonlarca insan var Türkiye'de. Uğur Mumcu gibi isimler bize bir parça daha ışık tutabilmek, bizim dünyamızı bir parça daha aydınlatabilmek, unuttuğumuz ışığı bize her defasında tekrar tekrar hatırlatabilmek için canlarını verdiler. Vuruldular. Vuruldular, yok edildiler. Ama dedim ya, birkaç çiçeği koparttığınızda bağrın gelişini engelleyemezsiniz. Bizim bağrımızın gelişi biraz daha maalesef ki uzun sürdü. Uzun süreceğiyle benziyor. Yıllar yıllar önce başlayan, belki de Osmanlı'da devam eden bir süreç günümüzü alıyor. Vurulduk. Umarım unutmazsınız bizi. Gel Orhan abi. Ay. Abi gel. Şöyle geçelim mi lan? Gel böyle geçelim. Ha. Tamam. Çiçekleri yukarıya alalım abi. Ya. Onlar orada yatsın. Biz de bunları böyle alalım. Müzik indirmiştik galiba. Değil mi? Harika. Arabalar şırıl şırıl ışıklarıyla caddelerden geçerken bizler bir mum ışığında bitirdik kitaplarımızı. Kendimiz gibi yaşayan binlerce yoksulun yüreğini yüreğimizde yaşayarak katıldık o büyük kavgaya. Ecelsiz öldürüldük, dövüldük, vurulduk, asıldık, vurulduk. Ey halkım, unutma bizi. Yoksulluğun bükemediği bileklerimize çelik kelepçeler takıldı. İşkence hücrelerinde sabahladık kaç kez. İsteseydik diplomalarımızı mor binlikler getiren birer senet gibi kullanırdık. Mimardık,
mühendistik, doktorduk, avukattık. Yazlık kışlık katlarımız, arabamız olurdu. Yüreğimiz işçiyle birlikte attı. Köylüyle birlikte attı. Yaşamımızın en güzel yıllarını birer taze çiçek gibi verdik topluma. Bizleri yok etmek istediler hep. Öldürüldük ey halkım. Unutma bizi. Fidan gibi genç kızlardık. Hayat çakırdayan bir şelale gibi akardı göz bebeklerimizden. 20 yaşında, 21 yaşında, 22 yaşında işkencecilerin acımasız ellerine terk edildik. Direndik küçük yüreğimizle, direndik genç kızlık gururumuzla. Tükürlesi suratlarına karşı bahar çiçekleri gibi taptaze inançlarımızı fırlattık. Birer eldiven gibi. Utanmadılar insanlıklarından, utanmadılar erkekliklerinden. Hücrelere atıldık ey halkım, unutma bizi. Ölümcül hastaydık, bağırsaklarımız düğümlenmişti. Hipokrat yemin etmiş doktor kimlikli işkencecilerin elinde öldürüldük acımaksız. Gelinliklerimizin ütüsü bozulmamıştı daha. Cezaevlerine kilitlenmiş kocalarımızın taptaze duygularını birer mezar taşı gibi savrulduk. Vicdan sustu, hukuk sustu, insanlık sustu. Göz göre göre öldürüldük ey halkım. Unutma bizi. Kanserdik. Ölüm her gün bir sinsi yılan gibi dolaşıyordu derilerimizde. Uydurma davalarla kapattılar hücrelere. Hastaydık. Yurt dışına gitseydik kurtulurduk belki. 1,5 yaşındaki kızlarımızı öksüz bırakmazdık. Önce kolumuzu omuz başından keserek yurtseverlik borcumuzun diyeti olarak fırlattık önlerine. Sonra da 32 yaşında bırakıp gittik bu dünyayı. Ecelsiz. Öldürüldük ey halkım. Unutma bizi. Giresun'daki yoksul köylüler, sizin için öldük. Ege'deki tütün işçileri, sizin için öldük. Doğu'daki topraksız köylüler, sizin için öldük. Adana'da paramparça elleriyle ak pamuk toplayan işçiler, sizin için öldük. Vurulduk, asıldık, öldürüldük ey halkım. Unutma bizi. Bağımsızlık Mustafa Kemal'den armağandı bize. Emperyalizmin ahtapot kollarına teslim edilen ülkemizin bağımsızlığı için kan döktük sokaklarda. Mezar taşlarımıza basa basa devleti yönetenler gizli emirlerle başlarımızı ezmek, kanlarımızı emmek istediler. Amerikan üsleri kaldırılsın dedik. Sokak ortasında sorgusuz sualsiz vurdular. 22 yaşlarındaydık öldürüldüğümüzde. Ey halkım, unutma bizi. Yabancı petrol şirketlerine karşı devletimizi savunduk. Komünist dediler. Ülkemiz bağımsız değil dedik. Kelepçeyle geldiler üstümüze. Kurtuluş Savaşı'nda emperyalizme karşı dalgalandırdığımız bayrağımızı daha dik tutabilmekti bütün çabamız. Bir kez bile dinlemediler bizi. Bir kez bile anlamak istemediler bizi. Vurulduk ey halkım. Unutma bizi. Henüz çocukluğumuzu bile yaşamamıştık. Bir kadın eline değmemişti ellerimiz. Bir sevgiliden mektup bile almamıştık daha. Bir gece sabaha karşı pranga vurulmuş ellerimiz ve ayaklarımızla çıkarıldık idam sehpalarına. Herkes tanıktır ki korkmadık. İçimiz titremedi hiç. Mezar toprağı gibi taptaze, mezar taşı gibi dimdik, boynumuzu uzattık yağlı kementlere. Asıldık ey halkım, unutma bizi. Bizi öldürenler, bizi asanlar, bizi sokak ortasında vuranlar, ağabeyimiz, babamız yaşlarındaydılar. Ya bu düzenin kirli çarklarına ortak olmuşlardı,
ya da susmuşlardı bütün olup bitenlere. Öfkelerini bir gün bile karşısındakilere bağırmamış insanların gözleri önünde öldürüldük. Hukuk adına, özgürlük adına, demokrasi adına, Batı uygarlığı adına bizleri bir şafak vakti ipe çektiler. Korkmadan öldük ey halkım. Unutma bizi. Bir gün mezarlarımızda güller açacak ey halkım. Unutma bizi. Bir gün sesimiz hepinizin kulaklarında yankılanacak ey halkım. Unutma bizi. Özgürlüğe adanmış bir top çiçek gibiyiz şimdi. Hep birlikteyiz ey halkım. Unutma bizi. Unutma bizi. Unutma bizi. Öncelikle böyle etkileyici performanstan sonra gerçekten insan duygulanmaması elde değil. Bugün sizleri burada ağırlamak benim için çok büyük bir mutluluk oldu. İki tane büyük ustayı. Çünkü hani Türkiye'de bazı şeyler azalıyor. Nasıl Uğur Mumcu gibi araştırmacı gazeteciler, gerçek gazeteciler nasıl azalıyorsa gerçek tiyatro sanatçıları, böyle ustalar da azalıyor. O yüzden sizleri canlı canlı izlemek inşallah yazın bir tiyatro performansında da sizlerle beraber oluruz. Çok da mutlu oluruz. Çok büyük mutluluk verdi bize. Tabii ben gündüz bir doğaçlama konuşma yapmıştım. Orada da anlatmıştım. Belki internetten seyredenler veya gündüzki programa katılanlar olmuştur. Uğur Mumcu benim için gerçekten hayatta çok önemli bir yer tutuyor. Benim yatılı okul günlerinde bana eşlik eden 3-4 önemli yazardan bir tanesi. Ki yatılı okul gerçekten zor bir dönemdir çocuk için. Ben 11-12 yaşında okula gittim, yatılı okula gittim. 17 yaşında üniversite son sınıf, işte lise son sınıfa geçince hadi evde daha iyi çalışın diye o zaman eve çıkmıştım. O 6-7 senelik dönem gerçekten yorucu, zor bir dönemdi. Ve o günlerde okuduğum kitaplar, işte hep söylerim, Muzaffer Özgü'yü ben mesela birçok insan çok hoşlanmaz da ben Muzaffer Özgü'yü çok severim mesela ve tüm kitaplarını okumuştum. Aynı şekilde Aziz Nesin'i okumuştum. Oradan bir muhalif bir yan aldım. Hatta hep eleştiririm, hep biraz işin içine mizah katmamın sebebi de belki o günler. Siyasal olarak da Uğur Mumcu benim için çok önemli. Gerçekten şurada yazıyor ya, araştırmacı ve yazar. Gerçekten de araştırmacı bir gazeteciydi. Ve Türkiye'ye çok şeyler kattı. Aradan geçti, 29 sene geçti ama yazdıkları 30 sene, 40 sene, 50 sene önce yazdıkları hala da bugün birebir gerçekliğini koruyor, geçerliliğini koruyor. Ve onları okudukça bazen insan üzülüyor tabii, hani Türkiye'de bazı şeyler değişmeyecek mi? Ama ben inanıyorum, bazı şeylerin değişmeye başladığını düşünüyorum, insanların değişmeye başladığını düşünüyorum. Ve Türkiye'nin çok daha güzel günlere geleceğine olan umudum benim her geçen gün artıyor. Bunu artarken o gençleri görüyorum, sizleri görüyorum. Bakın burada tabii ön sıradaki biz protokoldekiler erkeği görmediği için çok fazla olay artıyor ama genç yüzler var, yeni yüzler var. İşte bu yüzden Türkiye'de bazı şeyler güzel olacak. İşte bu yüzden o Uğur Mumcu'nun hayalini kurduğu, o aydın, cumhuriyet, çağdaş, sadece o değil birçok yazarımızı, birçok aydınımızı kaybettik biz o yıllarda. Ve aslında kaybetmeye devam ediyoruz. Nasıl devam ediyoruz? O günün baskısı hala da devam ediyor. O baskı yüzünden yeni insanların öne çıkması, yeni insanların bu işe girmesi engelleniyor. Büyük ustalar yok, onlar öğrenci yetiştiremiyor, alttan yeni nesiller gelemiyor. Ve maalesef tabii dünya da değişiyor, o dünyanın değişimine ayak uydurmak zorundayız ama ortaya çıkan gerçeklikte
artık farklı bir boyut var ve o eski, o hayalini kurduğumuz o insanlar ne yazık ki artık gelmeyecek ama farklı insanlar geliyor, gençler geliyor. O gençler her şeye daha bir sorgulayıcı bakıyor, daha bir acaba diyorlar, nasıl bu ülkeyi düzeltebiliriz diyorlar. O bizim için ümit veriyor. Bu geceye katıldığınız çok teşekkür ederiz. Gelen tüm arkadaşlarımıza, herkese çok teşekkür, tüm Aksarlılara teşekkür ediyoruz. 30 sene geçmiş aradan, işte 29-30 seneye giriyoruz ve hala da Türkiye'de bir yazar, katledilen bir yazar, bir gazeteci eğer bugün böyle anılıyorsa gerçekten işte bu ülke için umudu korumak lazım. Uğur Mumcu'ya saygıyla anıyorum bu gece. Katılan başta milletvekilim, ilçe başkanlarım, İYİ Parti ilçe başkanımız, gençlik kolları başkanımız, kadın kolları başkanımız var. Bakıyorum birçok tanıdık eşimiz, arkadaşımız, çok güzel insanlar var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu ülkeye olan umudunuzu hiç kaybetmeyin. Bu insanlara olan umudunuzu hiç kaybetmeyin. Gelecek günler inşallah daha güzel olacak. Hiç merak etmeyin. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Tabii. Lütfen böyle bir fotoğraf çekelim. Lütfen böyle. Rica ederim. Gayet iyi konuştunuz ama. Lütfen bir poz verip ortamıza alalım lütfen. Lütfen abone olun. Ben teşekkür ederim.